Burası tamam. Evet, öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum tekrardan. 2017 yılının birinci bileşimin birinci oturumunu açıyorum. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Öncelikle bir yoklama alalım. Abdullah Bosut buradan, Ali Fuat Çakmakçı, Abdülkadir Öksüz, Ali Rıza Sancak'tan, Ahmet Bahar, Murat Çakıroğlu, Bilgin Kokuz, Dursun Yener, Dursun Bilgili, Davut Soykan, Gülmine Aktaş, Hüsnü Kemal Zaimoğlu, burada. İsmail Hakkı Soba, İshak Çoruk, burada. İsmet Sivrikaya, burada. Kamil Yıldız, Mustafa Altay, Mehmet Üzümcü, Mehmet Denizci, Mustafa Mahmutoğlu, Muhammed Kaçar, Nurhan Alim, Necibe Oflu, Nazmiye Mısır, Rıza Birkan, Saffet Kokuz, Sultan Yılmaz, Tevfik Kuk, Yaşar Yılmaz, Yakup Güngör, Zeynep Yardımcı Platin. Evet, teşekkür ederiz. Evet, gündem dışı, gündeme alınması istenen konularımız var mı? Buyur Murat. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, toplantımızın hayırlara geçmesini temenni ediyorum. Sayın Başkanım, gündem dışı bir konu var. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün Rize Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile ilgili taslak yönetmeliğinin görüşülmesi hususu. Bir husus daha var ama Sayın Başkanım, resmi olarak şu anda hangi birime geldi bilmiyoruz. Bu şehit olan kardeşimiz, Tophane'de şehit olan kardeşimizin oradaki mahalle muhtarının bir haberi vardı. Fakat meclisimize ulaşmadı mı? Henüz ulaşmadı. Yazı işleri müdürümüz gelmediğini söylüyor. Demek ki şeyde o zaman daha sonraki süreçte. Dikkate alamıyoruz onu. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu durumda gündem dışı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün şehir tiyatroları ile ilgili taslak yönetmeliği konusunu gündeme alma noktasında oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. İsterseniz hemen o konuda başlayalım. Gündem dışı. Buyurun. Sayın Başkanım, bu konunun ilgili komisyonu evet. Kültür, Turizm, Spor Komisyonumuza havalesini teklif ediyoruz. Evet. Konuya ilişkin teklif oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Bu durumda meclisimizin normal gündemindeki birinci maddesine geçiyoruz. 2017 yılı meclis toplantı günü ile meclis tatil ayının tespit edilmesi konusu. Buyurun. Sayın Başkanım, bu konuyla alakalı da geçen sene 2016'da olduğu gibi her ayın ilk haftası salı günü saat 14'te meclis toplantısı günü ve saatinin tespit edilmesi uygundur diye düşünüyoruz. Aynı zamanda tatil ayı olarak da Ağustos ayını geçen sene olduğu gibi teklif ediyoruz. Ağustos ayının tatil ayı olarak. Teşekkür ediyorum. Evet, konuya ilişkin başka bir görüşü olan var mı ya da görüş belirtmek isteyen var mı? Yoksa her iki noktayı aynı anda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Her ayın ilk haftası saat salı günü saat 14'te toplanıyoruz. Ve Ağustos ayı da 2017 yılı için meclisimizin tatili olarak oy birliğiyle kabul etmiş bulunuyoruz. Teşekkür ederiz. İkinci maddemiz 2017 yılı ödeneklerinin görüşülmesi konusu. İnsan Kaynakları Müdürümüz. Evet. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli müdürlerimiz, sevgili müdür arkadaşlarım. Yeni mali yıla girmemiz hasebiyle bizim rutinlerimiz olan birkaç meclis kararı geçecek İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile ilgili. Ödeneklerle ilgili 2017'nin ilk 6 ay için belirlenen memur maaş katsayısından dolayı başkan ödeneği, başkan vekili, başkan yardımcısı, meclis komisyon toplantılarında ödenecek ücretler, encümen ücreti üyelerine ödenecek huzur ücretleri ve zabıta ve itfaiyenin fazla mesai ücreti yeni yayınlanan bütçe kanununda yer alması nedeniyle bunları karara bağlanması gerekmektedir. Evet, konuyla ilişkin görüşmek isteyen var mı? Zaten rutin bir işlem.
daha önce olduğu gibi esnek bir noktası yok. Zaten katsayılarla belirlenmiş rakamlar meclisimizin onayı gerekiyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet, üçüncü maddemiz belediyemizde geçici işçi. Adam ay hesabı ücretinin çalıştırması hususunun görüşülmesi konusu. Yine Müran Hanım. Sayın Başkanım, 2008 yılından itibaren kadroya geçişimiz nedeniyle o dönemde geçici işçi olan arkadaşlara sözleşmeli personel olma hakkı verilmiş idi. Bunlardan bir kişi geçiş yapmayı kabul etmeyerek geçici işçi statüsü de devam etmeyi kabul etmiştir. Bundan dolayı mevcut olan işçi arkadaşımıza her yıl başında bir vize almamız gerekip varlığa göndermemiz gerekiyor. Rutin bir işlemdir. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Dördüncü gündem maddesi memur kadro cetveli düzenlemesi konusu üzerinde. Buyurun oradan. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, her yıl Aralık ayında mevcut kadro cetvelimizin üzerinden geçerek bir kontrol yapıyoruz. İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak. Maaş dereceleri ve işgal ettikleri kadro dereceleri arasında fark olanları dengelemeye çalışıyoruz. Genelde Aralık ayında rutindir. Gerekli görüldüğünde yapılıyor. Bu yıl için gerekli oldu. Yine rutindir. Herhangi bir mali yük getirmemektedir. Evet. Konuya ilişkin görüş belirtmek isteyen var mı? Evet. Buyurunuza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Yine beşinci maddemizde insan kaynaklarına ilgilendiriyor. Sözleşmeli personel statüsünde personel çalışması ve çalıştırılması ve 2017 yılı aylık ücretlerinin görüşülmesi konusu. Buyurun. Evet başkanım. Her yıl başında olduğu gibi yine 2017 yılı içerisinde çalıştıracağımız sözleşmeler için de yine bir izin almamız söz konusu. Meclisten sayı belirtiyoruz ve ücretlerini de belirliyoruz. Tabii ücretlerde herhangi bir yani bizim müdahale edebileceğimiz çok bir alan yok. Bunun tavanını ve tabanını devlet zaten belirlemiş. Biz geçen yıl olan oranlar üzerine memur maaş katsayısına yapılan zamın üzerine ekleyerek bir miktar önerdik. Bunun üzerine de bu ekte belirtilen miktarlar üzerine de ek ödeme ve sosyal denge de almaktadırlar. Evet. Ortalama olarak kadroluyla aynı miktar geliyor. Evet, teşekkür ediyorum. Burada sadece bir açıklama yapmak istiyorum. Bu rutin işlemde zaten hem memurlarımız için hem de sözleşmeli personeller için yapılan bu işlemler. Kamuoyuna sanki biz personel alıyormuşuz, personel kadrosu tahsis ediyormuşuz gibi algılanıyor. Bu zaten çalışan personelimizin üzerindeki çalışmalar üzerinden değerlendirilmesi ya da ücretlerin ayarlanması konusudur. Bu noktayı da ayrıca belirtmek istedim. Buna göre sözleşmeli personelimizle ilgili çalışılacak kadro ve 2017 aylık ücretlerinin %3'tü zannediyorum. Memur maaşıyla hükümetimizin belirlediği aynı orandır. Konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet, altıncı maddemiz denetim komisyonu üyelerinin seçimi gizli oylamayla yapılacak. Buyurunuz. Evet, buna göre önce herhalde bir teklif vardır. Herhangi bir teklif olan buyurun Murat'ın. Başkanım AK Parti grubu olarak denetim komisyonunun üyeliğine Ali Fuat Çakmakçı, Ali Rıza Sancak Tutan, Yaşar Yılmaz, Abdülkadir Öksüz, Kamil Yıldız arkadaşlarımızı teklif ediyoruz. Başka önerilecek bulunmak isteyen var mı? Yoksa oylama zaten dağıtıldı gibi oylamayla
oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı? Bu arada arkadaşlar sayım devam ederken yarın saat 11'de biliyorsunuz Kaçkar Petrol'ün orada bir park düzenlemiştik, park alanı ve meclis kararıyla da adına rahmetli Hüseyin Yazıcıoğlu'nun adını koymuştuk. Yarın bu parkımızın saat 11'de açılış töreni var. Hepinizi bekliyoruz, davet ediyoruz. Sayım sonucunda her 5 arkadaşımız 30'a oyla seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Bir an için tereddüt etti. Oy birliği mi oluyor acaba diye. Bir arkadaşımız yok zaten. Oy birliğiyle seçilmiş oluyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. 7. maddemiz imar ve tadilat tekliflerinin görüşülmesi konusu. Buyurun Coşkun. İmar komisyonumuz 8 dosyanın kabulüne, 1 dosyanın reddine karar vermiştir. Ayrıca 37 dosya komisyonda, 15 dosyada yeni taliptir. İlk dosyamızı açalım. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 29 Kasım 2016 tarihinde yazmış olduğu yazıyla Rize İl Merkez İlçesi At Meydanı Mahallesi 478 ada 4 nolu parselde imar plan değişikliği talep edilmiştir. Söz konusu parselin bir imar planında trafo alanı olarak planlanmış. Çevre Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı üzerinde katılım öncesi mali yardım aracı İPA kapsamında hazırlanan Rize Entegre Su Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla taşınmazın belediye hizmet alanı su deposu şeklinde planlanması plan değişikliği konusudur. Taşınmazda trafo alanı olarak tanımlanan yerinin belediye hizmet alanı olarak planlanması, planda var olan trafo alanının ise güney kısımda yeniden tanımlanması şeklinde hazırlanan imar plan değişikliğinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Konuya ilişkin görüşme etmek isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, geçmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. İkinci dosyamız Su Kanalizasyon Müdürlüğü 29 Kasım 2016 tarihinde yazmış olduğu yazıyla Rize Merkez İlçesi Çiftekavak Mahallesi 236 ada 48 nolu parselde İmar planı değişikliği talep edilmiştir. Söz konusu parsel ve imar planında doğalgaz dağıtım tesis alanı ve aylık nizam 6 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı İF Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı üzerinden katılım öncesi mali yardım aracı İPA kapsamında hazırlanan Rize Entegre Su Projesi'nin gerçekleşmesi amacıyla taşınmazlı atık
su tesisleri alanları arıtma terfi merkezi şeklinde planlanması plan değişikliği konusudur. Rize'li Merkez ilçesi Çiftekabak Mahallesi 236 adı 48 nolu parselin atık su tesisleri alanları arıtma terfi merkezi olarak planlanması planda var olan doğalgaz dağıtım tesis alanının sahanın kuzeyinde yeniden tanımlanması şeklinde hazırlanan imar plan değişikliğinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, görüş belirtmek isteyen var mı? Oylarınıza sunuyorum. Etkenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Üçüncü dosyamız Rize'li Merkez ilçesi At Meydanı Mahallesi'de yer alan 475 ada 8 nolu parselin batısından geçen imar yolunun 8 metreye çıkartılması ve emsal 1.60, y en çok 15.50 konut alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan imar planı değişikliğinin taşınmazdaki taban alanı kat sayısının hiçbir surette imar parselinin %40'ını geçmemesi ve imar yollarının kamuya bedelsiz olarak terk edilmesi şartıyla kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, görüş görmek isteyen ben var mı? Yeri tam ne olduğunu anlatayım. Sağ olun. 5 katı şehrin. Arka tarafı. Zaten önceden tarımsal tehlike koruma alanıydı. Oradan Karabakan şehri çıkarttı. Yani yol mu? Aynı zamanda şu orası. Şu anda yol mu orası ya? Ehliyat 7 metrelik yol varmış. Sağda yok. 7 metrelik yol sadece planlanan alanda var. Diğer 7 metrelik yolu zaten birbirinden kestiği için kaldırıp aynı alan ve aynı şeyle 7 metrelik yolu 8 metre yol yaparak da tamamlamış olduk. Evet. O zaman oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Taşınmaz sığınma imar planında aylık nizam 6 ve 7 kat konut alanı olarak yer almaktadır. Rize'li Merkez ilçesi Portakallık Mahallesi'nde yer alan 898 ada 7 nolu parselin emsal 2.60 ya en çok 35.80 konut alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan plan değişikliğinin taşınmazdaki taban alanı kat sayısının hiçbir surette imar parselinin %40'ını geçmemesi ve imar yollarının kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Görüş belirtmek isteyen var mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. 5 nolu dosyamız. 5 Aralık 2016 ve 10.725 Taksim 17.739 sayılı yazı ile Rize Özel İdaresi tarafından İle Rize İli Merkez İlçesi Müftü Mahallesi'nde yer alan 174 ada 65-69-72 nolu parsellerde imar planı değişikliği talep edilmiştir. Taşınmaz mevli imar planında eğitim kompleksi, okul, spor alanı, yurt alanı, emsal 2.40, yani çok 39.50 olarak yer almaktadır. Söz konusu parselin yapı adasının doğusunda yer alan 6 metrelik çekme mesafesinin 3 metreye indirilmesi imar planı değişikliğinin konusudur. Talebin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, görüşmek için buyurun. Muhakkak. Altın oldu dosyamız. Pardon, oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Altın oldu dosyamız. Rize'li Merkez İlçesi Gülbahar Mahallesi 563 ada 4 ve Altın oldu parsellerde imar plan değişikliği talep edilmiştir. Söz konusu parseller merimar planında aylık nizam 7 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Rize'li Merkez İlçesi Gülbahar Mahallesi 563 ada 4 ve 6 nolu parselin emsal 2.80 yayın çok 32.80 konut alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan imar planı değişikliğin taşınmazdaki taban alanı katsayısı hiçbir surette imar planı parselinin %40'ını geçmemesi ve imar yollarının kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, görüş belirtmek isteyen var mıydı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, görüş birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Rize'li Merkez İlçesi Yalıtaş Mahallesi 709 ada 19 nolu parsel merimar planında tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanmıştır. Rize'li Merkez İlçesi Yalıtaş Mahallesi 709 ada 19 nolu parselin park olarak planlanması plan değişikliği konusudur. Talebin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Burada bir açıklama yapmak gerekebilir. Burası bu Gündoğdu'yla olan ilgili
Oradaki yoğunluğa karşılık inşaatların almış olduğu arazi, araziyi belediye bedelsiz olarak terk ettiler. Bizim Yalıtaş'taki mezarlık alanımızın hemen yanında orayı park alanı olarak işledik. Teşekkür ediyorum. Uyarınıza sunuyorum, kabul edinler. Etmeyinler, oy bilgiyi de kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Burası Çaykur Gündoğdu Çay Fabrikası'na ait bir adet ambar binası, 55 metre yüksekliğinde bir adet fabrika bacası, kazan dairesinin bir kısmı, bir adet depo tankı, bir adet su havuzu ve 2 adet doyma binasının kaline kadar karar verilmiştir. Kayına karar verilen müştemilatın muhafazasında milli ekonomiye katkı ve kamu yararının olduğunu tespit edilmesi ve 2981 sayılı kanunun 12. maddesinin Bebendu uyarınca taşınmazın üzerinde bulunan tesislerin muhafazasında milli ekonomiye katkı ve kamu yararı olduğu yönünde gerekli belediye meclis kararı alınmasını konusunu incelemek üzere 12 Aralık 2016 tarihi 2016-136 sayılı belediye meclis kararı imar komisyonuna havale edilmiştir. Rizeyli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi Tapu Sicili'nin 170 adı 6 parselde yer alan ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan yapıları muhafazasında milli ekonomiye katkı ve kamu yararı olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, görüş belirtmek isteyen var mı? Oylarınızı alıyorum, kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Son dosyamız. Gençlik Spor Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün 2 Kasım 2016 tarihi 84.871 sayılı yazısıyla Rizeyli Merkez İlçesi İslampaşa Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde yer alan stadyum, spor salonu ve olimpik yüzme havuzunun bulunduğu mevkide yaya erişimini sağlamak amacıyla yaya üst geçidi planlaması talep edilmiştir. Meri imar planı incelendiğinde bahsedilen güzergahta 1990 yılında ana plan kararlarından beri var olan bir üst geçidin bulunduğu tespit edilmiştir. Planda talebe karşılık gelebilecek bir üst geçidin bulunması sebebiyle talebin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir. Yani aslında kabul edilmiştir. Yani şey olduğu için yani ikinci bir işlem olmaması açısından reddediliyor. Onlar karayolundan istiyorlar diyorum da karayollar alanda olmadığı için burası. Ha. Belediyenin alanı olmadığı için yapılması noktası bir şeyimiz olacak başkanım. Aslında yani, inşallah yaparız. İnşallah yapılır, evet. Tabii. Evet, konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle reddedilmiştir. Teşekkür ederiz. Başkanım, 37 dosyanın imar komisyonunda kalmasını talep ediyoruz. Evet, komisyonda var olan 37 dosyanın kalırlığının devam etmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. 15 adet yeni dosyanın imar komisyonuna havale edilmesini talep ediyoruz. Evet, meclisimize havale edilen 15 adet yeni dosyanın imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar, meclisimizi pazartesi gününe kadar açık olmasa hususunda oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aynı saatte pazartesi günü saat meclisimizi yeniden toplayacağız. Bugüne kadar ben kapatmadan şu anda meclisimizin gündemi sona ermiştir. Ancak şu ifadeleri de müsaadenizle söylemek istiyorum. Hali ülkemizde bir atmosfer gerçekten hainlerin ortaya koyduğu sıkıntılı bir atmosfer var. Bu süreç içerisinde şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Terör olaylarında vefat eden insanlar var. Tüm şehitlerimiz ve terör kurbanları için sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.